Sizce bunda bir şüphe var mıdır? Ben şu an acımızı yaşıyorum. Yani şüphe var mıdır yok mudur diye değerlendirme yapmak istemiyorum şu anda. Çünkü ona yapmaya kalsak şu anda bu acımızı yaşayamayacağız. Farklı şeyler düşünmek zorunda kalacağız. Bugün bu acımızı yaşayıp oğlumu defnettikten sonraki günlerde bunun peşine düşeceğiz zaten. Gereken incelemeler ve tetkikler yapılıyor. Otopsi yapıldı zaten. İfadeler falan devam ediyor. Onun sonucunda tabii ki çünkü ben oğlumu tanıyorum. Şimdi bazı şeyler yazıldı, çizildi. Bizim ağzımızdan söylenen şeyler değil bunlar. Çocuk bazı şeylerde işte yok bunalımda, yok bilmem ne gibi bazı şeyler paylaşıldı. Ama öyle bir şey yok. Ben daha gideceği gün Adana'ya konuştum. Evden ben uyandırdım. Hiçbir sıkıntısı yok, problemi yok. Her gün konuşuyoruz. Yani bir derdi olan bir çocuk diye çünkü sonuçta. Biz demin düğününü yapacaktık 20 Temmuz'da. İstanbul'daki yerini tuttuk. O Adana'ya gitmeden bir gün önce burada Bodrum'daki düğün yerini tuttum. Sözleşmesini yaptım. Yani her şeyi hazırdı Cem'in. Yani bir problem yaşayacak, yani bir psikolojik durum yaşayacak bir sorunu yoktu Cem'in. Artı en büyük şey Melisa yanında, nişanlısı yanında orada. Öyle Melisa'yı orada o halde bırakıp da öyle bir şey yaşayacak bir çocuk değil zaten. Yani tanıyan arkadaşlarına kime sorsanız, yani şurada gelen arkadaşlarına sorun. Bir tanesi o Cem'in kendini oradan atladı, intihar etti bilmem ne gibi söylenen şeylere hiçbir tanesi söylemez. Bir kişi çıkmaz, öyle sanıyorum ben yani. Aslı bir iddia da var yine, not bulunmuş, baba parasıyla geçinmek zor, babama selam söyleyeyim, bunlar doğru mu? Hayır, hiç kesinlikle öyle bir şey yok. Evet. Bu yaşta ben bile babamdan para alıyorum, yere geliyor, gidiyorum yanına, şey olmuyor, bana babam da şey oluyor. Yani öyle bir Cem'in, ben size ne diyorum, askerlik parasını yatırdık çocuğun. Aralık 2019, 20 Aralık'ta askere gidecekti. Askerlik parasını yatırdı kendisi şeyden. Düğün yerinin organizasyonlarının şeyleri kaparolarına verildi edildi. Yani bu evlenecek olan bir insanda böyle kendi yani tabii ki ben gittim İstanbul'da araba araştırdım. Geldiğimizde araba bakıp çünkü Tuzla'da oturuyor şu anki Cem. Gidiş geliş mesafe uzak. Düğün zamanına kadar dedim ki yani gidişte gelişte arabasını alalım rahat gitsin gelsin. Tekneyi çektim ben karaya, ben kaptanım. Teknemi karaya çektim. Bugün İstanbul'a gidiyordum ben arabayla. Kardeşim de geliyordu. Düğün organizasyonlarını yapmak için bugün İstanbul'a gidiyorum. Yani problemli bir çocuk bu. Söylenen şeylerde bilmem nelerdeki ne yaşanabilir mi yani? İddialar asılsız diyorsun. Tabii ki yani hiç öyle. Kesinlikle yani. Ben çünkü normaldir. Yazılan çizilen böyle şeylerde ben onlara şey aldırış etmiyorum. Önemli olan benim ne düşündüğüm. Bizim hocamız en iyi tanıyan zaten Aytunç bunu. Aytunç'un yanına gittiğinde kaç yaşındaydı Aytunç? 12 yaşında Aytunç'un yanına geldi. Ve benden fazla İstanbul'da okul döneminde falan hep Aytunç'la beraberdi. Yani dünyanın en neşeli insanı. Yani, en neşeli, en sevgi dolu ya. Yani gerçekten tanıyan herkes onu bir melek olarak bilir. Gerçekten de öyleydi. Karıncayı indirtmez çocuk yani. Kimseye bir zararı olmaz. Böyle bir bunalımı falan da yok yani. Kesinlikle yok. O kadar... Amin, 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 sağ ol. Sağ ol. İstanbul'a gelsek de. Baba gelsene böyle. Thank you.
Kardeşim damat için. Kaldırıp da biraz şöyle şey yapalım. Kaptan, ha şöyle de açığa alalım. Biraz açalım şöyle bir dakika. Onun bizden istediği onun hakkında güzel şehadette bulunmak, arkasından iyi insandı diye anmak, hakkımıza ona helal etmek. İnşallah umuyoruz ki o da bizlere hakkını helal etmiştir. Biz şahidiz ki bu dünyadan iyi bir arkadaş, iyi izler bırakan bir insan olarak ayrıldı. Bu vesileyle sizlere sorarım. Bu kardeşimize karşı haklarınızı helal eder misiniz? Helal olsun. Helal eder misiniz? Helal olsun. Helal eder misiniz? Helal olsun. Onun bir din kardeşiniz olduğuna, iyi bir insan, iyi bir arkadaş, eş, dost olduğuna şahitlik eder misiniz? Ederiz. Şahitlik eder misiniz? Ederiz. Şahitlik eder misiniz? Ederiz. Rabbim helalliğinizi ve şahitliğinizi kabul etsin. Amin. Kısaca cenaze namazını tarif ediyorum. Allah için namaza, Resulullah için salavata, meyyit için duaya, her kişi niyetine uydum imama dedikten sonra ellerimizi kaldırıp tekbir alıyoruz. Tekbirden sonra ellerimizi bağlıyoruz. Sübhaneke duasını okuyoruz. Bilenler ve celle fenaük ilave ederek Sübhaneke okuyor. Bunu ilave edemiyorsak bir mahsuru yoktur. Başımızı sallamadan, ellerimizi bozmadan tekrar Allahu Ekber deyip salli ve barik dualarını okuyoruz. Tekrar ellerimizi bozmadan bir tekbir daha alıp cenazeye mahsus duayı okuyoruz. Bilmeyenler bildiği bir duayı, kunut dualarını, Fatiha'yı, Rabbena Atina dualarını okuyabilir. Tekrar bir tekbir alıp sağımıza ve solumuza selam vererek namazımızı inşallah bitirmiş olacağız. Bu saydıklarımızı bilmeyenler varsa dua olarak içinden Ya Rabbi affeyle, mağfiret eyle diye dua ve niyazda bulunabilir. Hep beraber niyet ediyoruz. Allah için namaza, Allah için namaza. Resulullah için salavata, meyyit için duaya, her kişi niyetiyle uydum imama. Allahu Ekber. Onun bizden istediği onun hakkında güzel şehadette bulunmak, arkasından iyi insandı diye anmak, hakkımıza ona helal etmek. İnşallah umuyoruz ki o da bizlere hakkını helal etmiştir. Biz şahidiz ki bu dünyadan iyi bir arkadaş, iyi izler bırakan bir insan olarak ayrıldı. Bu vesileyle sizlere sorarım. Bu kardeşimize karşı haklarınızı helal eder misiniz? Helal olsun. Helal eder misiniz? Helal olsun. Helal eder misiniz? Helal olsun. Onun bir din kardeşiniz olduğuna, iyi bir insan, iyi bir arkadaş, eş, dost olduğuna şahitlik eder misiniz? Ederiz. Şahitlik eder misiniz? Ederiz. Şahitlik eder misiniz? Ederiz. Rabbim helalliğinizi ve şahitliğinizi kabul etsin. Amin. Kısaca cenaze namazını tarif ediyorum. Allah için namaza, Resulullah için salavata, meyyit için duaya, her kişi niyetine uydum imama dedikten sonra ellerimizi kaldırıp tekbir alıyoruz. Tekbirden sonra ellerimizi bağlıyoruz. Sübhaneke duasını okuyoruz. Bilenler ve celle fenaük ilave ederek Sübhaneke okuyor. Bunu ilave edemiyorsak bir mahsuru yoktur. Başımızı sallamadan, ellerimizi bozmadan tekrar Allahu Ekber deyip salli ve barik dualarını okuyoruz. Tekrar ellerimizi bozmadan bir tekbir daha alıp
cenazeye mahsus duayı okuyoruz. Bilmeyenler bildiği bir duayı, kunut dualarını, Fatiha'yı, Rabbena Atina dualarını okuyabilir. Tekrar bir tekbir alıp sağımıza ve solumuza selam vererek namazımızı inşallah bitirmiş olacağız. Bu saydıklarımızı bilmeyenler varsa dua olarak içinden Ya Rabbi affeyle, mağfiret eyle diye dua ve niyazda bulunabilir. Hep beraber niyet ediyoruz. Allah için namaza, Allah için namaza. Resulullah için salavata, meyyit için duaya, er kişi niyetiyle uydum imama. Allahu Ekber. Buradan. 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 Buradan.